Selam arkadaşlar. Şimdi Antalya'nın güzide yerlerinden bir tanesi Konyaaltı plajlarındayız. Buranın en büyük özelliği karavan parkı olması ve çok nezih bir yer. Şöyle çekiyorum. Gri sügileri olması, şöyle göstereyim. Bizim buraya gelmemizden en büyük nedenlerden bir tanesi bu. Ve aynı zamanda elektrik. Burada görüyorsunuz, su Avrupa normlarında. Şimdi biraz karavan parkı sizlerle gezelim. Sizler de buraları öğrenin. Yalnız burada bir haftadan fazla konaklayamıyorsunuz. Arabalarınızı veya çekme karavanlarınızı ona göre getirin. 7/24 kamera var. Biz buraya izinli geldik. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden izin alarak çekim yapıyoruz şu anda burada. Tabii bir insanın en büyük ihtiyaçlarından bir tanesi tuvaletler oluyor. Karavanımızı çektik. Şöyle VC kısmı burası. Öncelikle Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyorum. Burada çekim izni bize verdiği için teşekkür ediyorum onlara. Şöyle karavan parkın şöyle tuvaleti çekeceğim. Tuvaletler bu şekilde arkadaşlar. Yani temiz ve nadir tuvaletleri var kendilerinin. Aynı zamanda burası da yıkanma yeri oluyor. Şöyle termosifonlar var. 1, 2, 3, 4 tane termosifon var burada. 24 saatte sıcak su oluyor. Günlük temizleniyor burası. Şimdi buradan çıkıp şöyle karavan parkın en önemli şeylerinden bir tanesi. Çamaşırhaneye gitmek istiyorum. Çamaşırhane de arkadaşlar şöyle hemen göstereyim, anlatayım. Çamaşırlarınızı burada yıkıyorsunuz. Ve 50 TL ücreti var. 2 tane de kurutma makinesi var. Herhalde 1, 2, 3 tane çamaşır makinesi var. 2 tane de kurutma makinesi var. Bu şekilde jetonunuzu atıp çalışmaya başlıyorlar. Şimdi bir de buradan çıkıp bulaşıkhane kısmına girmek istiyorum. Evet. Tabağınızı, çanağınızı da burada yıkıyorsunuz. Burası da gerçekten şöyle bir test edelim. Çalışıyor mu? Burada gürül gürül akıyor. Şöyle iki tane de ortak buzdolabı var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Burada ortak kullananlar olabiliyor. Böyle kullanıyorlar. 24 saat bunlar çalışıyor. Banamız var. Şimdi buradan şöyle musluklar var. Muslukları kullanabiliyorsunuz burada. Tabii her kişiye ait musluklar farklı oluyor. Şimdi bir de denize yakınlığıyla alakalı bir şöyle insanları rahatsız etme. Karavancı camiası çünkü bu konuda çok hassas. Şimdi buradan yaklaşık şöyle söyleyeyim. 200 metre ve 300 metre aşağıda deniz var ve çok yakın. Görüyorsunuz yerler deniz ve yerler Halifax arkadaşlar. Yani şu çimsahlarda oynadığımız halının aynısı. Yani çimsahlarda oynadığımız halının aynısı. Şimdi arkadaşlar
konuşma vaktimiz geldi. Buradan bir de fiyat bilgisi alacağım sizin için. Şimdi gidiyorum fiyat bilgisi almaya. Ne kadar olduğuyla alakalı. Görüyorsunuz Antalya Büyükşehir Belediyesi'de yazıyor. Güvenlikli burası, 24 saat. Ben de kapıya elektronik manyetik kamerayla okeylendikten sonra girdim. Yani şifreleme falan var. Evet. Şey nasıl abi? Hani siz Almanya'da mı geldiniz? Ben Türkiye'deyim, 3 senedir. Ha, Türkiye'desiniz. Anladım. Yani bir hafta kaldıktan sonra... Bileşik'ten geldim. Yok, ben geçen sene buralarda böyle hanımın dişleri şey olduydu. He. Yukarıda papatya diş kliniği var. Evet. Orada bir evet, kanal tedavisi falan yapılmıştı. Ondan sonra memnun kaldım. Dedim, hiç uğraşmayalım Bileşik'te. Yürü gidelim orada alınalım. Güzel olmuş. Şimdi burada bir aydan daha fazla... Ha, burada senelik de kalabilirsin. Senelik de kalabilirsin. Yok ha, aynı öbür taraf gibi. Bir ay kalıyorsun, yer varsa boş yer. Aha. Kalıp uzatıyor. Ama gelen yoğunluk çok olursa yoğunluk... en uzun kalan gidiyor. En uzun kalan gidiyor. Anladım, anladım. Burada sadece zaten elektrik yok. Elektrik yok, su yok. Ama öbür, su yok. Bütün tesisten, öbür tarafta bütün tesisten yararlanıyorlar. Abi çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Evet, burayı da şöyle göstereyim arkadaşlar. Yani bir ay kadar kalmak istiyorsanız burada kalabiliyorsunuz. Sıkıntı yok. Burası da güzel. Ama tabii elektrik yok, su yok burada. Evet, zaten tam şurada, şöyle göstereyim. Şöyle, şurada yıkama işleminiz, bütün her şeyinizi buradan yapabiliyorsunuz. Yani 5000 liraya. Burada Antalya'da eğer karavanınız, çekme karavanınız varsa kalabilirsiniz. Bana ve tesisle alakalı sorularınız olursa yorumlara yazın. Yani ben de burada unuttuğum şeyler olabiliyor. Size bu konuyla alakalı yani bildiklerimi yazabilirim. Bilmediklerinizi Antalya'da Büyükşehir Belediyesi'ne ulaşabilirsiniz. Oradan da irtibat alabilirsiniz. Biz elçiyiz. Elçiye zarar olmaz biliyorsunuz. Nereye gidiyoruz başkan şimdi? Kaset dökülecek yere gidiyoruz. Ha, kaset dökülecek yer. O çok önemli. Onu atlamıştık. Hani onu da göstermeden olmazdı arkadaşlar, işin açıkçası. Hani eksiksiz bir şekilde gösterelim dedik. Buradaki olay, hani gelmek istediğiniz zaman tam teşekküllü, her yeri bilin. Geldiğiniz zaman yabancılık çekmeyin. Buradaki görevli arkadaşımız da dedi, hani eğer şu yapılsın bu yapılsın kısmında dilekleriniz varsa burası da kaset dökülecek yer. Karavancılar için bakın, su da bağlamışlar. Bir şey olursa yangın hortumla müdahale yeri de var. Burada başkan çadır olayı olmuyor değil mi? Yok. Çadır olayı yok. Tamam. Burada bir kişi koymuş ama o... Karavanı var. Boşanan olduğu sürece kurabiliyor yani. Tamam. Çünkü onu şimdi merak ederler şeyde görüp. Karavanı var. Sıkılırsa yani ufak olduysa yani. Tamam. Sıkılırsa geçebiliyor. Çünkü şimdi onu videoda görüp derler ki işte çadırda kurulabiliyor mu? Biz kurulamıyor dedik. İstisnailer kaideyi bozmaz. Hadi bakalım. Gerçekten güzel yer olmuş ya. Ya benim şöyle söyleyeyim. Bu yerlerin böyle olması, yani Kalebodur Avrupa'yı bir şekil olması benim çok hoşuma gitti. Gerçekten.
Fiyatlar da inşallah artmaz. Şu an 300. Mayıs'ta, Haziran'da artacak mı peki? Şu an bir bilgi yok abi. Yani. Şu an bir bilgi yok. Bekliyoruz. Tamam o zaman. Bakalım burada. Tam 300, yani 350 olur. 400 olmaz işin açıkçası. Şöyle mermerli bir yola geldim arkadaşlar. Şurası kafe. Görüyorsunuz. Şimdi denize doğru gidiyorum. Hatta burada gençler var, görüyorsunuz. Rollerblade paten falan yapıyorlar. Burada motorlar falan var. Yani buraya geldiğiniz zaman şöyle bir denize ulaşacaksınız. Şimdi o denizi şu ağacın altından size göstereceğim son olarak. Denizde yani Konyaaltı'nın dünyaca ünlü Konyaaltı plajları. Evet arkadaşlar, şu anda Konyaaltı plajlarındasınız. Günlük 300 lira ödeyerek kalacaksınız bu karavan parkında. Ama tabii ileriki dönemlerde nasıl olur bilemiyorum. Görüşmek üzere. Kanalı takip etmeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.